Bugünlerde herkes birlik olmanın yollarını arıyor. Bir ve beraber olunca güzeliz. Hakikatiyle güzel isteriz diyor. Kimileri de yapılan komplolardan, olacaklardan ve bizi bekleyen tehlikelerden bahsedip duruyorlar. Bütün bunların hepten yalan olduğunu da söyleyemeyiz. Ama yapılması gerekenlere gelince sıra en başta yapılması gerekenden hiç ama hiç bahsedilmiyor. Bir, beraber güçlü ve diri olabilmek için sayılan her doğru hamleyle beraber en başında iman gerekiyor. İman olmayınca insan yarım kalıyor. Bizi bizden, her şeyi önceden bilen Rabbimiz bakın ne buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber ve inananlar ona Rabbinden indirilene inandı. Hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. Peygamberler arasında hiçbiri ayırt etmeyiz. İşittik, itaat ettik. Rabbimiz, affını dileriz, dönüş sanadır, dediler. Önce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iman etti. Biz de onun sözüyle onun sözü üzerine iman ettik. O bize Cebrail Aleyhisselam'dan vahiy aldığını söyledi. Biz Cebrail Aleyhisselam'ı görmedik. Cebrail Aleyhisselam da Rabbimizden getirilmiş ayet-i kerimeleri peyderpey. Halbuki bizler Allah-u Zülcelal'i gözlerimizle görmedik. Meleklerden haberdarız ama onları da görmedik. Kitaplardan bahsediyor Allah-u Zülcelal. Kur'an-ı Kerim'den hariç, yani bozulmamış hiçbir kitabına denk gelmedik. Allah-u Zülcelal'in gönderdiği tüm peygamberlerine iman ettik. Ancak Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i dahi bu kafa gözüyle görmek mümkün olmadı. Rabbim görenlerden olmayı nasip eylesin dedik de dediğimiz gibi olabildik mi? Söylemesi kolay ama gördüğüne inanan bir dünyanın buna iman ettiği söylemi sadece dilde kalıyor olmasın. Allah korusun. Bu sözlerin hepsini alimlerden, evliyaullah'tan ve ulemadan işittik. Bu sözleri sadece Allah Resulü'nün dilinden işitenlerin aktardıklarıyla öğrendik. Demiştir dedik. O zaman biz farklı bir şey yaptık. İtaat etmeye niyaz ettik. Madem ki Müslüman olabilmenin şartı bunlar, madem ki Müslüman olmadan kardeş olamıyoruz, İmanın hakikatine ermedikçe birlik olmayı beklemenin boş bir hayal olduğunu hakkıyla bilmeliydik. Hakkıyla diyorum çünkü kim bu sözlerime hayır diyebilir ki? Müminler kardeştir. Kardeşliğimizin temeli imandır. Kardeşliğimiz tevhid üzerinedir. Tevhid itaat etmekle boyun eğmekledir. İtaat edenin üç halini anlatan ayeti kerimeye bir de şu pencereden bakmak gerekiyor. Birinci hal. Ayırt etme, ayrı düşme. Ayet-i Kerime'nin sonunda Allah-u Zülcelal iman akidemizi ayırt etmeden sözüyle bütünleştiriyor. Öyleyse işitmemiz ve itaatimiz bir bütündür. İşiten hem dinleyendir hem de boyun eğendir. Hakikati işitince bir de ben düşüneyim bakalım diyen, ancak ameli dahi eksik olanları görünce ümmeti Muhammed'in bu ayrı düşmüş hali için ne diyebiliriz? Ayırt eden ayrı düşmüştür. Çünkü ona hakkı söyleyenlerden uzaktadır. Ayırt eden hakikatten uzaklaşmıştır. Çünkü hakikat hak erenlerinin yanı başındadır. İkinci hal. Eksik olduğunu bil ve eksiği görme. Ayet-i kerimede Allah-u Zülcelal'in affını istiyoruz. Öyleyse bizler eksik olduğunu bilenleriz. Acaba öyle miyiz? Hangi mecraya gitsen birbirini beğenmeyen binlerce insana dolu değil mi? Kimseyi beğenmeyenin el üstünde tutulduğu bir dünyadayız artık. Eksik olduğunu bilen eksik görmez. Kusur bendedir der, kendini düzeltir. Eksik görmeyense kendiyle beraber ümmetin bütünlüğünü düşünür. Kendini düzeltip insana hizmet ettikçe bu bütünlüğün güzelliğini görenlerden olur. Üçüncü hal. Bir gün biteceğini bil ve böbürlenme. Yine ayeti kerimede dönüşümüz de ancak sanadır ya Rabbi diyoruz. Öyleyse bir gün biteceğini bilmemiz gerekiyor. Böyle olursak dünyaya meyledenlerden olmuyoruz. Zaten konu ne zaman dünya meselelerine gelse tam da orada tıkanıp kalıyoruz. Dünyanın derdini dünya ile çözeriz zannediyoruz. Dünyanın derdini çözmek,
dünyaya sığsaydı eğer, niye ahiret yaratılmıştır? Sondan başa doğru gidince yine aynı kapıya çıkıyoruz. Dünyaya meyledince bütün eksikler göze batıyor, dile düşüyor. Kimse kimseyi beğenmiyor. Kimse kimseyi beğenmeyince ümmeti Muhammed ayrı düşüyor, ayrılıyor. İşin hakikatine gelince, işittiğine itaat et, peygamberini iyi tanı. Düşme dünya derdine. Öleceğini bil, eksiği görme de kendini tanı. Ancak varırsın birliğin muhabbetine. Kalın sağlıcakla.